Doğanın mucizesi kadın azmağı, eşsiz büyüleyici doğal güzelliğine sahiptir ki her noktasında şiir, bilgelik ve zanaat saklıdır. En usta ressamlar bile azmağın sanatı karşısında çaresizdir. Doğal bir akvaryumda gezmeye ne dersiniz? Mavi kahverengi ve yeşilin ahenginin olağanüstü olduğu yaz ortasında bile Sıcaklığının 8 dereceyi geçmediği bir çayda yüzdünüz mü hiç? Bu deneyimi yaşayanlar bilir. Biz de hem tekne ile hem de yürüyüşle bu muhteşem doğa sahasını sizler için filme aldık. Yaşamının önemli kısmını Ege kıyılarında geçiren ve bu kıyılarla ilgili önemli eserler veren Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kaba Ağaçlığı, Roma'yı gör de öl, Gökova'yı gör de yaşa der. Gökova körfesini ve onun merkezi sayılan Akyaka'nın güzelliğini anlatmak için bundan daha güzel bir söze gerek yok aslında. 5. yüzyılda yaşamış Bizanslı tarihçi Sideponis'in eserinde azmağın ismi Idiamos olarak geçiyor. Yani İdima Nehri anlamında İlk çağda burada kurulan kent İdima'dır. Azmakbaşı anlatılmaz yaşanır. Adeta doğal bir akvaryum. Yaz-kış suyun derecesi 12 ile 13 derece. Solulu ve cilde iyi geldiği için de yürü halkı tarafından çok tercih ediliyor. Balıklar, su kaplumbağaları, kaz ve ördeklerle bir hormoni içerisinde suyla yosunların dans ettiği Gidiş dönüş ortalama 45 dakika ama bir ömre bedel keyif alabileceğiniz, hafızalarınıza kazılabilecek bir doğa harikasıdır. Piyade tekneleriyle turladığınız Sakar Dağları'ndan kaynakla gelen su Azmakbaşı labirentini besliyor. Akyaka Limanı'nda Köprübaşı sonrası Azmakbaşı öncesinde açık deniz tatlı suyun ve tuzlu suyun birleştiği noktada soğuk suya dayanıklıyım diyorsanız bir iki dakika suda kalmayı deneyin. Bir de akşamüstü gün batımlarında Azmak çayının kenarındaki balık restoranlarından birinde yerinizi ayırtmayı unutmayın. Akyaka evleri aranızda, Önünüzde gök serin, doğal, muhteşem bir flora ve fauna yapısıyla da sofranıza eşlik eden muhteşem bir manzara. Barış Manço unutulmaz bestelerini burada yaptı. Yaz dostum. Azmak başında ağaçların arasında muhteşem doğa unutulmaz şarkılara her daim ilham kaynağıdır. İşte Akyaka, suya temas et, gençleş, yenilen. Doğaya bak kendine gel. Evleri izle hayran kal. Bir masal ya da rüya değil, gerçek bir harika. Zeus'un Hera'ya aşık olduğu yerdir Akyaaka. <laughs> her anında ayrı bir mutluluk tadacağınız tekne gezisinde nehirde yüzmeniz sizi zinde yapacak, mutlu olacaksınız. Nehrin berrak, temiz suyu çok soğuk olmasına rağmen suya daldıktan birkaç saniye sonra çıkışta hadi yine dalalım dedirtecek alışkanlık yapacaktır. Yani akyakaya gelip de yapmadan gitmeyeceğiniz bir şey daha varsa o da Asmak nehrinde bir tekne turu veya kenarda yürüyüştür. Yeşil ile mavinin kucaklaştığı Asmak'ta doğanın o eşsiz keyfine varabileceğiniz anlar yaşayacaksınız. Akyaka'da suya girilen yerlerden Asmak deresi de plajı kadar popüler. Asmak deresi sürekli kenarlardan kaynayan bir su olduğundan sabit ısısını yani soğukluğu ile temizliğini kaybetmiyor. Burada insanlar suya girip yüzüyor, kendilerini sele kapılmış gibi ırmağın akışına bırakıp gidiyorlar. Azmak Deresi aslında doğal bir akvaryumdur. Teknelerle yapılan Azmak turunun diğer adı Azmak Akvaryum turudur. Çünkü bir akvaryumun üzerinde geziyor gibisiniz ve aşağıdaki tüm doğal hayatı Özellikle balıkları izleyebiliyorsunuz. Burada oltada dahil her türlü balık avcılığı yasak. Azmak suyunda yüzmek, kenarlarında yemek yemek, piknik yapmak muhteşem keyiflidir. Mangal yasak olduğundan bu civarlarda tüplü mangallar kullanılıyor. Azmak'ta sazlık çokluğu yaban hayatının devamını sağlar. Gerek tekne turu ve Gerekse nehir kenarı yürüyüşünüzde muhteşem akvaryumu yakında görme ve inceleme şansına sahipsiniz. Diplerdeki balıkları ve yosun bitkilerini izleyebiliyorsunuz. Yerel tekneci dilinde kaptan yüzmek isteyenlere suyu okşamayın, direkt atlayın. Okşarsanız giremezsiniz diyor. Deniz tanımlarına uzak olanlar önce anlamaz bu cümleyi. Suyu okşamak elini ayağını suyun üzerinde gezdirmek anlamına geliyor. Su çok soğuk olduğundan suyu okşayarak değil birden atlayarak girmek gerektiği bilgisi verilmek isteniyor. Kalp rahatsızlığı olanlar asla denemesinler. Azmak tatili geçirilebilecek en güzel tatildir maviye ve yeşile doyum, güzel yemeklerdeki damak tadı, bolca atlanacak, tırmanılacak, yüzülecek ve nefes alınacak çok ucuz olanak varken, sözde popüler yerlere gidip dengesiz beslenme, düzensiz uyuma, sürekli peşinizden kovalayan var gibi, herkes o gün nereye gidiyorsa, özellikle oraya gitmelik planların yapıldığı, gecesi gündüzü iç içe geçmiş tatilleri yapmanın hiçbir anlamı yoktur. Daha ziyade azmak çayı kenarından daha etekleri kaynaklarına dek yürüyerek keşfetmenin peşinde olmak kadar güzel bir duygu olamaz. Gökova körfezinde küçük bir balıkçı köyü olan Akyaka, doğası, doğallığı, sakinliği ve su sporlarıyla oldum olası aklımı çelmişti. İlk çekimlerini 2016 yılında gerçekleştirdim. Uzun tatil dönemlerinde burada birkaç gün kalma ayrıcalığı yaşamak sağlık açısından çok önemlidir. Burada huzur, sükunet ve dinginlik var. Tek tip mimari zorunluluğu olan evler zaten begonvil ve zambaklarla kaplı olduğu için sağınız, solunuz, önünüz ve arkanız tablo gibi. Azmak Nehri'nin tertemiz sodalı suyu dünyada ender olup cilt sağlığı için çok uygundur. Her yerden suya girip donabilir, yürüyüş veya koşu sonrası ferahlayabilirsiniz. Hatta bu suyun üzerinde ister ayaklarınızı çıkarmadan çayınızı içebilir, isterseniz de kenarında oturup bu manzaraya karşı rakı balık yapabilirsiniz. İşte Yaka'yı en özel kılan unsurlardan biri de 1200 metre uzunluğundaki doğal bir akvaryum özelliğine sahip olan kadın asmağıdır. Akyaka'nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzüle süzüle Gökova Körfezi'ne doğru akar ve denizle bulaşır. Kadın azmağı birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Azmağın serinliği şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizle tutu verecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri ve şirin su samurları yörenin doğa güzellikleri olup, şairler, yazarlar ve ressamlar için çekici ilham kaynağıdır. Gerçek doğa aşkı buradadır. Ayrıca Akyaka'nın güneyinde yer alan Gökova sazlığının göçmen kuşları, flamingolar ve pelikanlar da akyakaya ayrı bir muhteşemlik katarlar. Azmak kenarında birbirinden güzel ve hoş lokantalar mevcut. Sabah kahvaltısı ile güne başlayıp, gece geç saatlere kadar hizmet veren bu lokantalarda taze deniz ürünleri olmazsa olmazlar arasında. Eşsiz doğal güzellikler içinde, Akdeniz ve Ege balıklarını tatmanın, ekmeğinizi azmaktaki balıklar ve ördeklerle paylaşmanın zevkine doyum olmaz elbet. Kadın azmağı, güzel bakire, tanrıça Athena'yı öyle büyülemiş ki, savaş tanrısı Mars'ın kurlarına bile yüz vermemiştir. Kadın azmağının suları ve akvaryumu öyle gizemlidir ki, bütün mitoloji tanrılarının uğrak ve arınma yeri olmuştur. Aşk tanrısı Eros boşuna yoldan çıkmamıştır. Zeus oldukça başarılı bir usta olan oğlu Hephaiston'dan ilk kadını kadın azmağı yaratmasını istedi. Hephaistos babası Zeus'un isteği üzerine çamurla azmak suyu yoğurdu ve Görenleri şaşırtacak güzellikte bir kadın vücudu yarattı. Heykel bitince onun kalbine ruh yerine az makyosunu koydu. O zaman heykelin gözleri açıldı, kolları bacakları kıpırdamaya ve dudakları konuşmaya başladı. Kadın azmağı Pandora kutusunu bile açarak hep kötülükler yerine iyilikleri dağıttı. Ancak azmak içinde ve çevresinde yaşanan ve yaşatılan kirlilik, Pandora kutusundaki kötülüklerini her an çağırmaya başlayabilir. Athena'ya güzel bir kemer ve süslü elbiseler veren, letafet perilerinin beyaz göğsüne parlak altın gerdanlık takan, Afrodit'in başına güzellikler saçan, güzel saçlı horaları ilkbahar çiçekleriyle süsleyen, kadın azmı gazaba gelerek Hermes Pandora'nın kalbine hiyanet ve aldatıcı sözler yerleştirmiş ve diyor ki beni ve çevremi kirletmeye devam ederseniz Pandora kutusunun kötülük anahtarını sizin için çevireceğim. Kadın azmağı tahrip edilirse Pandora kutusunun içindeki hastalık, keder, ıstırap, yalan, riya gibi insanları rahatsız edecek ve Onları felakete sürükleyecek, ne kadar kötülük varsa serbest kalacak. Ancak kutuya kapatılan kötülüklerin arasında insanları yaşatacak, teselli edecek ümit de vardır. Çevre tahribatı karşısında ümit dışarı çıkamayacak ve kutuda kalacaktır. Böylece Zeus ilk kadını beraberinde kötülükler dolu bir kutuyla yeryüzüne yollayarak insanlardan intikam alacaktır. Ak yakanın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Gökova körvesine akan kadın azmağı doğal bir akvaryum gibi. Bu alan birinci derece sit alanı olarak korunuyor. Azmağın serinliği, şiirsel güzellikteki su altı bitki örtüsü, elinizde tutu verecekmiş hissine kapılacağınız balıkları, kaplumbağaları, üzerinde süzülen ördekleri ve sevimli su samurları yörenin doğal doksunu yaşatıyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda doğal akvaryum görünümündeki kadın azmağı deresinde teknelerle 35 dakikalık azmak ise inanılmaz keyifli. Yanı başınızdaki Cennet Akyaka'dan başka yer aramayın. Seyahat etmek bir başka özgürlüktür insanlar için. Gidebilince yol gitmek, yeni yerler keşfetmek, farklı deneyimler yaşamak, yeni insanlarla tanışmak. Ege'nin Muğla iline bağlı Akyaka beldesi, Gökova Vadisi içinde bulunan, küçük ama doğanın birçok güzelliğini bir arada bulunduran bir cennettir Akyaka Kadın Asması. Arkasında dağ manzarası, önünde akan Azmak Nehri ve bağlandığı deniz manzarası, doğu harikası koyları ve el değmemiş doğa güzellikleriyle Akyaka, daha ilk andan itibaren ziyaretçisini büyüler. Akyaka'da aslında birçok aktivite gerçekleştirebilirsiniz ama bunlardan en güzeli Azmak Nehri turu olabilir. Akyaka'daki o güzel mimarı boyunca uzanan Azmak nehrinin aslında gerçek adı kadın azmağıdır. Eskiden köylerde su olmadığından kadınlar bu nehirde çamaşır yıkamaya gelip toplandıkları için Azmak nehrine kadın azmağı denmiş. Nehir 2 kilometre boyunca uzanıyor ve orada denize bağlanıyor. Suyun sıcaklığı 8 ila 12 derece arasında değişiyor. Deniz seviyesinden Yalnız birkaç metre yükseklikteki çayın suyu Torosların batı uzantısındaki Sakar Tepesi'nden geliyor. Nehire gelen su 400 farklı gözden çıkıyor. Hatta gençleştirici ve güzelleştirici etkisinin de olduğuna inanılıyor. Nehirdeki suyun %60'ı bol mineralli sodalı sudur. %40'ı ise kaynak suyudur. Az makın suyunun birçok hastalığa da iyi geldiği söylenir. Akyaka'da denizde ve nehirde olmak üzere en çok görülen balık türleri kefal, levrek ve yılan balığıdır. Nehrin yapan hayvanları arasında su samuru ve su tavuğu ile nil kaplumbağası bulunmaktadır. Azmak çayının doğa güzellikleri saymakla bitmez. Nehrin dibinde birçok bitki yer alıyor bu bitkiler nesli tükenmiş olan ve varlığını bir tek azmakta sürdürmeye çalışan bitkilerdir. Bu bitkilerin birçoğu aynı zamanda yenilebiliyor. Halk arasında yenebilen ve salatası lezzetli bu bitkilere su kerdimesi deniyor. Kimisinin de nesli tükenmiştir. Akyaka'nın doğal güzellikleri azmak nehriyle sınırlı değil. Aynı zamanda Akyaka beldesi muhteşem güzellikte bir kuş cennetidir. Beldede yaşayan kuş türleri arasında yalı çapkını, angıt, kerkenes, yaban ördeği ve yaban kazı da bulunuyor. Bu kuşları Akyaka'da gezerken çok rahatlıkla görülebilir. Akyaka Doğu Harikası Azmak Nehri, balık lokantaları, orman piknik alanları, yürüyüş parkurları, deniz sporları, trekking alanları, kuş cenneti, tarihi yerleri, Sedir Adası, Gökova Kervesi turları, Kleopatra kumu gibi birçok alternatifiyle kafa dinlemek, doğayla ve kendinizle baş başa kalmak için ideal bir fırsat. Derinliği yer yer 8, kimi yerde ise 10 metreyi bulan, su soğukluğu ise Yaz kış 8 ila 12-13 derecede olan çay Gökova Körfezi'nden denize dökülmektedir. Derinliğine rağmen çayın berraklığına ve içindeki bitki örtüsüne, bitkilerin capcanlı renklerine hayran olmamak mümkün değil. Katın azmağı yer altından çıkan bir kaynak suyu niteliğindedir. Kısa olması sebebiyle kirlenmeden denize dökülür. Berraklığı bozulmadığı için içerisindeki bitkilerin büyümesine olanak verir. Kadın azmağı başka dünyanın neresinde var bilinmez. Doğanın bize bahşettiği bu harika güzelliği ne kadar koruyoruz o da bilinmez. Tek bilinen ise yok edilince geç kaldığımız olacaktır. Şimdilerde özel çevre koruma statüsünün yanı sıra doğal sit alanı içinde olması, Akyaka'nın coğrafyası da havası gibi insanı hemen çarpıyor. Kuzeyde bin metreye yükselen Sakardağı, doğuda berrak Kadın ve Akçapınar azmakları, azmaklar arasında uzanan bereketli ova ve Kükova körfezine açılan ıssız koylar. Akyaka'nın ünlü mavi bayraklı plajını bir yana coğrafyasına damga vuran azmağıdır. Akyaka merkezdeki kadın azmağı yıl boyu aynı debiyi ve sıcaklığı koruyor. Cam gibi pırıl pırıl akan bu sodalı derede eskiden yöre kadınları çamaşırlarını yıkadığı için derenin halk arasındaki adı kadın azmağıymış. Uzunluğu yaklaşık 2 kilometreyi bulan azmak balık restoranlarının yanından geçerek hatta evlerin, otellerin bahçelerine girip çıkarak sazlıklar arasından denize ulaşıyor. Kıyısı boyunca söğüt ve okaliptüs ağaçlarının sıralandığı azmakta yüzmek yiğidin harcı değil. Su soğuk, yaklaşık 8 derece. Yüzmeseniz bile küçük piyade tekneleriyle sazlıklar arasında yapılan azmak turlarından birine mutlaka katılın. Derinliği yarım ila 10 metre arasında değişen Asmak adeta doğal bir akvaryum. Su berrak, su altı canlı, yosunlar hareketli, su bazen aniden derinleşebiliyor. Bitki türleriyle dalış meraklıları için cazip. Debisi yüksek olduğundan asmakta kano yapmak oldukça yaygın. Akyaka'da tur düzenleyen ve eğitimli veren şirketler var. Doğal sit alanı olan Akçapınar Azmağı ile Kadın Azmağı arasında yapılan kite, sörf giderek ilgi gören bir spor. Muğla-Marmaris yolunun 27. kilometresinde Akyaka-Sedir adasına sapan yol çamların ardından geçer ve azmak boyunca ilerler. Azmaktan kaynağına yani Akyaka'nın merkezine doğru ilerleyen yol üzerinde Antik İdima kentinin nekropolüne ait mezarlar var. Azmak boyunca sıralanan bahçeli lokantalarda, salkım söğütlerin altında, buz gibi derenin içine ayaklarınızı sarkıtarak, balık yemek bir Akya klasiğidir. Turistik açıdan değerlendirildiğinde ise, dünyaca ünlü Muğla'nın gizli cenneti Akyaka'da, Su samurları ile birçok kuş türünün yaşama ve üreme alanı olan, özel çevre koruma alanı içinde yer alan Kadın Azmağı, Akyaka'nın kuzeyindeki 1 metre rakımlı Sakartepe Dağı'ndan kaynaklanıp ilçenin kuzeybatısında denize dökülen çay, soğuk ve berrak suyu tatlı ve tuzlu suda yaşayan farklı canlı türlerine ev sahipliği yapmakta ve tekne turlarıyla turistik ilgi odağı olmaktadır sahip olduğu doğal, ekolojik, kültürel ve tarihi değerlerin bozulmasının önlenmesi, çevre kirliliğine karşı korunması ve doğal ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının güvence altına alınması amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesine istinaden 5.7.1988 tarihli ve 19.863 sayılı resmi gazetede yayımlanan 12.6.988 tarihli ve 88 bölü 13.019 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir. Şüphesiz Akyaka'yı en özel kılan unsurlardan biri de kadın asmalıdır. Akyaka'nın hemen yanı başından ağaçlar ve sazlıklar arasından süzülerek Kükova körvesine doğru akan bir akvaryum konumundaki kadın asmanına yürüyerek veya teknelerle de ulaşıp gezmeniz mümkün. Asmak kenarında birbirinden güzel yemekhane ve kahvaltı mekanlarında sabah kahvaltısından başlayarak gece geç saatlere kadar olmazsa olmazı deniz ürünlerinden tadabilirsiniz. Burada Benzersiz doğa güzellikler arasında Akdeniz ve Ege balıklarını tatmanın, ekmeğinizi Azmak'taki balıklar ile ördeklerle paylaşmanın keyfine varacaksınız. İklimsel olarak Azmak Nehri'nin bulunduğu Gökova çevresi orta kuşakta egemen olan Batı rüzgarları sistemi alanındadır. Güneşlenme süresi Aralık ayında en az 9,5 saat, Bölü gün, Haziran ayında en fazla 14,5 saat bölü gün ve yıllık olarak 12 saat bölü gün olarak gerçekleşir. Gökova Körfezi ve çevresinde en yüksek sıcaklık değerleri Temmuz ayında maksimum 45.2 santigrat derece, Ocak ayında en düşük sıcaklıklar ise minimum 7.7 santigrat derece olarak gözlenmektedir. Gökova körfezi ve çevresinde yağış Ekim ayından itibaren artmaya başlar ve katlanarak en yüksek değerlere Aralık ayında ulaşır. Buna karşılık ilkbahar ortalarından itibaren azalmaya başlayan yağış Temmuz-Ağustos aylarında en düşük değerlerdedir. Yapılan ölçümlerde bölgede ortalama yıllık yağış 1195.3 mm, Ortalama yıllık buharlaşma 1820.12 mm olarak kaydedilmiştir. Jeoloji ve hidrojeolojik özelliklerde gökova grabeni ve çevresindeki arazilerin en temelinde paleozoik yani birinci jeolojik zamana ait şisler yer alır. Şislerin üzerinde yer yer mermer ve kireç taşları bulunurken, bazı sahalarda uyumsuz bir şekilde neojen yer almaktadır. Gökova Grabeni ve çevresinin arazileri bu haliyle son derece karmaşık bir görünümdedir. Jeomorfolojik olarak saha Pleistosan'daki dikey tektonik hareketlerle oluşan doğu batı uzanımlı Kerme Grabeni'nin daralan bölümünün alüvyonlarla doldurulmasıyla oluşan düz ve düze yakın bir delta ovası ve kuzeyde ova tabanından aniden yükselen arızalı dağlık kütle ile güneyde hafif dalgalı yamaçlardan oluşmuştur. Ovanın doğusunda ise yine yüksek ve dik yamaçlar bulunmaktadır. Kuzey ve güney yamaçları arasındaki farkın en belirgin nedeni sahanın litolojik özellikleridir. Ovanın kuzey yamaçları olan Sakar yokuşunda Mesozoik kireç taşları, güneyi ise basık bir topografya oluşturan Miosen akarsu depoları ile çevrelenmiştir. Ovanın doğusu ise Permokarbonifer şistleri ve Mesozoik kireç taşlarından yapılıdır. Gökova deltasının kıyı kesimlerinde plaj kumu yer alır. Plaj kumunun bu alanda birikmesinde batı yönlü rüzgarlar etkilidir. Ayrıca kıyı akıntılarının bulunması lagün oluşumunu engellemiştir. Sahanın karsik olması nedeniyle aşındırma ve biriktirme faaliyetleri azdır. Bölge genelinde olduğu gibi Gökova'da dere yatakları bir azmakla denize açılmaktadır. Azmaklarda sazlık, bataklık, çayır gibi alanlar yan yana çoğu kez de iç içedir. Gökova körfezindeki karstik su kaynakları beş koldan oluşmaktadır. Bu kaynaklar Akyaka'nın batısındaki İskele mevkiinde, Akbük körfezinde ve orman kampı civarında denize deşarj olmaktadır. Alanda kıyısal karstik kaynaklar haricinde birkaç tane deniz içi kaynak da tespit edilmiştir. Gökova Körfezi'ndeki su kaynaklarının hiçbirisi yılın her mevsimi aktif değildir. Sadece Akçapınar ve Kadın Asmağı yıl içinde sürekli akış halindedir. Bunun da nedeni bu asmakların karşılık su kaynakları tarafından sürekli beslenmesidir. Gökova Ovası'nın başlıca su kaynakları yan dereler ve kaynak sularıdır. Bölgenin en önemli akarsuyu olan Kadınazmağı, ovanın kuzeyi ile Akyaka yerleşim bölgesinin kesişim noktasından çıkar. Gökova beldesinden Akyaka beldesine doğru giden asfalt yolun güneyinden, yolun şevinin bittiği yerle sınır oluşturur. Akıntı azmağın morfolojisine göre dar alanlarda daha hızlı, genişleyen kısımlarda ise ortalama, 2 ila 3 metreküp bölü saniye daha yavaştır. Bölgedeki ikinci azmak olan Akçapınar Azmağı'nın kaynağı Ataköy köyü sınırlarından çıkmaktadır. Çıkan su güneye doğru hareket ederek Akçapınar köyünün batısından tarım alanlarından geçip denize ulaşır. Denize dökülene kadar yaklaşık 20 kilometre yoğun tarım alanları ile kuşatılmış durumdadır. Akçapınar azmağı kıvrımlı en geniş yeri 120 metredir. Akçapınar deresi balıkçılık, doğal yaşam ve tarımsal amaçlı su kullanımı açısından önemlidir. Balıkçılar tekneleriyle dereye girebilmekte ve Akçapınar köyüne kadar ulaşmaktadır. Akçapınar azmağının içi saz ve benzeri bitki örtüsü, Özellikle okaliptus ağaçları ile kaplıdır. Dere taşımacılık fonksiyonuna daha sahiptir. Çay dere ve ferek deresinde yağışlı devrelerde ovaya önemli ölçüde yüzey suları akışı olmasına rağmen yaz aylarında su görülmemesi nedeniyle akarsu olarak nitelendirilmemektedir. Bölgede görülen başlıca kaynaklar, gükova kaynakları, zeytin beleni kaynağı olarak tanımlanan kır kayak kaynağı ve kosaklı kaynak suyudur. Asmak sahası biyolojik çeşitlilik yönünden çok zengindir. Flora, fauna ve habitatlarda etkileşim süreklidir. Bölge batıdan doğuya ve güneyden kuzeye doğru yükselmektedir. Alanda yükseltinin değişimi bitki örtüsünün oluşumuna önemli etkendir. Vejetasyon daha çok maki ve kızılçam ormanlarından oluşmaktadır. Bitkilerin yayılışında lokal şartlara neden olan faktörlerden biri de suların sızmadığı, taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlardır. Bu sahalarda suyu seven ve sulu ortamlarda büyüyebilen higrofit bitkiler ön plana geçmektedir. Örnek olarak bir tersiyer reliği olan günlük ağacı vadilerin tabanında görülmektedir. Günlük ağacı diğer suyu seven türlerden söğüt, çınar ve kızıl ağaç ile birlikte bulunmaktadır. Taban suyu seviyesinin yüksek olduğu dere yataklarında çalı formunda türlerden zakkum, katır tırnağı, hayıt, mersin, defne vardır. Kireç taşları üzerinde kızılçam, çeşitli bitkiler ve nemcil makiler yer alır. Diğer alanlarda ise verimli kızılçam ormanları yaygındır. Bölgedeki her iki azmak ve bunların arasında kalan alan biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin ve korunma önceliği yüksek alandır. Özellikle Akçapınar azmağının doğusundaki sazlık ve bataklık alanlar deltadaki önemli kuş üreme ve beslenme alanıdır. Ayrıca Doğal yaşamda birçok canlı türü için sığınak, beslenme ve üreme sahası özelliğindedir. Azmağın içi ve kıyısı sazlarla kaplıdır. Bilindiği gibi sazlıklar balık, yumurta ve larvalarının yoğun olarak bulunduğu alanlardır. Buralar balıkların yumurtlama alanları olduğu gibi saklanma ve korunma bölgeleri olarak da tanımlanır. İç kısmında birçok tatlı su bitkisi yer almaktadır. Bunun yanı sıra azmak memeli türlerin için doğal özellikleri korunmuş bir habitat özelliğindedir. Su kuşları açısından önemli bir beslenme ve üreme alanıdır. Su içi bitkilerinin çeşitliliği ve yoğunluğu ortamın hem su içi canlı türleri hem de sucul kuşlar için Verimli ve çeşitliliği yüksek bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Bu tür alanlar doğal yaşamın devamlılığı açısından özel önem gösterilmesi gereken alanlardır. Bölgede yapılan araştırmalarda 142 kuş türü gözlenmiştir: balık kartalı, ada doğanı, tavşancıl, adam artısı, hazar sumrusu, küçük sıvacı kuşu ve Kara Boğazı ötleyen bölgenin en önemli kuş türleri arasındadır. Körfezin azmakların döküldüğü kıyılarında tip kesiminde genelde inci taneli sedimanlarla kaplı olması nedeniyle bitki örtüsünü çoğunlukla çiçekli deniz bitkileri oluşturmuştur. Bölge birçok türü içine alan zengin bir faunaya da sahiptir. Gökova kıyılarında Özellikle azmaklarda görülen Lutra lutra olarak da bilinen su Susamuru önemli türlerdendir. Ülkedeki endemik balık türlerinin %8.2'si Akdeniz'dedir. Bunun yanı sıra Türkiye'deki endemik balıkların %9.9'u Gökova Körfezi'nde görülmektedir. Akçapınar azmağında 5 ila 6 adet sivrisinek balığı bireyine rastlanmıştır. Bölgede yapılan araştırmalarda balıklar dışında kalan omurgalılardan 3 kurbağa, 14 sürüngen, 76 kuş ve 18 memeli türü tespit edilmiştir. Bölgedeki boncuk koyu, kum köpek balığının Akdeniz'deki tek üreme ve yavrulama alanıdır. Bu türü korumak amacıyla boncuk koyu kumsal köpek balığı koruma sahası oluşturulmuştur. Kökova özel çevre koruma bölgesi, kıyı ve deniz alanında yapılan biyoçeşitlilik çalışmalarında 19 sistematik gruba ait 723 makroskobik tür tanımlanmıştır. Bölgede floraya ait 73 makroalk, 6 deniz çayırı türü tespit edilmiştir. Fauna 17 sistematik gruptan en çok 236 yumuşakça, 41 sünger, 47 eklem bacaklı, 37 derisi dikenli, 46 mikroskobik sucul omurgasız, 19 tulumlu, 136 balık kayda geçirilmiştir. Sadece Türkiye'nin değil, dünya insanı ve gelecek nesiller için korunması gereken farklı hayvan türleri, bitki yapısının çeşitliliği ve berrak akan suyu ile muhteşem güzellikte, yeşilin tüm tonlarına sahip, suyunun soğuk, solalı ve içilebilir olduğu doğal bir akvaryumdur. Akçapınar ve Kadınazmalı Deresi Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka mahallesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan doğal bir akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı Deresi, Akyaka Yerel Yönetim Platformu'nun girişimi ile kıyı kenar kanununa dahil edildi. Bu kararla azmak boyunca yapılan restoranların ve kafelerin kaldırılması gündeme geldi. 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Sittavlov, Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 Haziran ayında sakin şehir ilan edilen Akyaka Mahallesi, kadın azmanına gerçekleştirilen tekne gezileriyle cazibe merkezi oldu. Gökova Körfezi'nde denizden içeriye doğru 1,5 kilometre uzunluğundaki Doğu Harikası Dereyi, Teknelerle ve kanolarla gezen yerli ve yabancı turistler değişik bitki ve hayvan türlerini görme fırsatı buluyor. Farklı hayvan türleri bitki yapısının çeşitliliği ve berrak akan suyu ile doğal bir akvaryumu andıran kadın asmağını son 5 yılda yaklaşık 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist gezdi. Gökova körfesinde denizden içeriye doğru bir buçuk kilometre uzunluğundaki, birbirlerine yakın yüzlerce tatlı su kaynağından oluşan doğu harikası azmak, denize yakın olmasına karşın berrak, derin ve yüksek debisi ile dikkati çekiyor. Birçok yan kolu bulunan azmakta yetişen tatlı su bitkilerinin bazılarının boyları 4-5 metreyi buluyor. Bu doğa cennetinin yerli ve yabancı turistlerin akınına uğraması, Azmak çevresinde de zaman içinde çok sayıda restoranın açılmasına neden oldu. Bu durum doğa dostlarının tepkisini çekti. Yasal koruma statüsü kazandırılması istendi. Akyaka Yerel Yönetim Platformu üyeleri 2012 Kasım ayında Azmak'ta doğal yaşam yok olmasın konulu bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda Azmakların kıyı kanunu yönetmeliğinde nehir statüsünde sayılmadığı için kanunun koruması dışında kaldığı ve bu nedenle yapılaşmaya engel olunamadığı vurgulanıp imza toplandı. 60 imzalı toplu dilekçeyle 21 Mart 2013'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurularak bu durumun düzeltilmesi istendi dilekçede kadın azmağı çıkış yerinde suyun debisi 700 litre bölü saniyedir. Yaklaşık 1700 metre uzunlukta kıvrımlı derinliği bazı noktalarda 6 metreye aşan kuzey kıyısında yapılaşmanın görüldüğü güney yakası ise sazlıklarla kaplı yer yer yoğun at topluluklarının olduğu bir akarsıdır. Akçapınar Azmağı kaynağı Muğla Fethiye Karayolu'nun Marmaris Sapağı'ndan sonraki ikinci kilometrede yolun kuzeydoğusunda yer alan Ataköy sınırları içindedir. Güneye doğru Muğla Fethiye Karayolu'nu kesip ovanın güneyinde Akçapınar Köyü'nün ise doğusunda yer alan Şirinköy'e doğru 4000 metre yol alır. Şirinköy'e 600 metre yaklaştıktan sonra batıya doğru Menderes yaparak Akçapınar Köyü sınırlarına girer. Akçapınar Köyü içinden geçtikten sonra Muğla Marmaris Karayolu üzerindeki köprünün altından 2000 metre uzunluğundaki tarım alanlarını da geçerek denize ulaşır. Akçapınar Azmağı kaynağından Akçapınar Köyü sınırlarına kadar 7 metre taban genişliğinde 4 metre yan yüksekliktedir doğal bir akvaryum ile kadın azmağının akçapınar azmağı ile birlikte oluşturduğu sulak alan, yapısındaki doğal ekosistemi koruyan sazlıklarıyla, endemik su bitkileriyle, anadrom ve katadrom balıkların üreme ve yaşam alanını oluşturması yanı sıra, birçok ender kuş ve sucul canlının da üreyip yaşadığı hassas bir habitattır. Ayrıca Gökova Körfezi'nde kırmızı liste kapsamına giren 36 tür kapsamlı susamuru, porsuk gibi memelilere, deniz kaplumbağalarına ve her yıl Atlantik kıyılarından göç eden su yılanları gibi birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı ve Akçapınar Deresi, eşsiz güzelliğinin yanı sıra Türkiye'de çok az yerde yaşayan, benekli tatlı su kaplumbağası ile nesli tükenmek üzere olduğu için koruma altına alınmış su samuru ve su tavuğuna ev sahipliği yapan, onlarca hayvan türü ile bazıları tropikal iklimlerde yetişen farklı bitki türlerine de ev sahipliği yapıyor. 25 yıl öncesinde mütevazi bir balıkçı köyü olan Akyaka, Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmaklarında gerçekleştirilen tekne gezileriyle yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmektedir. Ayrıca Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı'nın 3621 sayılı kıyı kanununun uygulanmasına yönelik yönetmeliğinin akarsularımızın nehir tanımına giren kesimlerini belirten listesine eklenerek yasal koruma statüsü kazandırılması da istendi. Sonuç olarak iki azmak koruma altına alınmış oldu. Koruma kapsamı Muğla ili Ula ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgilerinin bir kısmı 28.08.1986 tarihinde, bir kısmı da 26.06.2013 tarihinde onaylanmış olup söz konusu alanda kıyı özelliği gösteren kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık benzeri alanlar kıyıda kalacak şekilde sınırlanmış niteliktedir. Dolayısıyla Kadın Azmağı ve Akçapınar Azmağı kıyı kesimi Kıyı kenar çizgisi tespitleri ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca koruma altına alınmış olup bu alanlara yönelik olarak ayrıca bir yönetmelik değişikliğine gerek duyulmamaktadır. Koruma ile artık azmak kenarında ve içinde yaşayan canlıların yaşam alanlarını işgal eden restoran, otel, kafe, otomobil ve güne birlikçilerin müdahaleleri bu kanun kapsamında yeniden değerlendirilmesiyle kanuna aykırı uygulamalara son verilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Akyaka'da Özel Çevre Koruma Kurulu kuralları ve kıyı kanunu etkin uygulanmalı ve azmakta doğal yaşamın korunması için herkes üzerimize düşen yurttaş sorumluluğunu yerine getirmeli ve işgalcilere prim vermemelidir. Çünkü başka kadın azmağı yoktur. Akçapınar sahası yerleşkesi Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı bir mahalledir. Tünel şeklindeki yolun her iki tarafında uzanan okaliptüs ağaçları köyün en önemli simgesi durumundadır. Köy adını Çalcalar semtine giderken yolun hemen alt tarafında yer alan Pınar'dan almaktadır. Akçapınar göçlerle kurulmuş bir köy olup mazisi derin değildir. Bu nedenle yabancılar yadırganmaz ancak köyün yeterli arazisi bulunmadığı için gelen yabancılar genelde manzarası ve asudeliğine hayran kalarak gelen maddi durumu belli bir seviyenin üstünde olan kişiler olduklarından yerli halkla aralarında sorun yaşanmamıştır.